Antalya planlanırken 20 yıl öncesinin haritaları kullanılıyor. Harita Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Serter Kocababa, şehrin haritalarının güncellenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. En son 20 yıl önceki bütüncül Antalya hali hazır haritalarında görünen yapılaşma düzeni, yollar, doğa yapısı şu anda 20 yılda çok fazla değişikliğe uğradı. Ve bu değişiklikleri bilerek, bu değişikliklere göre sistemin ve düzenin yeniden ele alınması gerekmektedir. Planlamanın bu doğrultuda yapılması gerekmektedir. İdareleri, özellikle Büyükşehir Belediyesi'ni bu noktada ben göreve davet ediyorum. Kocababa, Antalya'nın güncel haritalarla bütüncül bir şekilde planlanmadığı takdirde oluşacak riskleri de şöyle anlatıyor. Şu anda kent ölçeğinde kullandığımız iki tane büyük yolumuz var. İki ilçeyi birbirine bağlayan 100. yıl dediğimiz, bir de Gazi Bulvarı'ndan başlayan ve eski tek kavşağına kadar devam eden yol. Bu iki yol ciddi manada zaten kapasitesinin üzerinde kullanıldığını hepimiz şu an yaşamaktayız. Bu iki yol arasında kalan kent merkezi, eski Antalya dediğimiz bölgelerde ise şu an bütüncül bir çalışma, bütüncül bir yeni yolların ihdas edileceği çalışmalara ihtiyaç olduğu ortadadır. Bu şekilde sürerse belki 10 sene sonra, belki 5 sene sonra bilmiyoruz ama yakın bir gelecekte olacağı kesin. Kenti başka bir yere taşımanın gündemini konuşacağız. Antalya'nın yeraltı sularının haritasının bulunmaması ve yerel idarelerin ruhsatlandırmada altyapı atık su konusunda istisnalara sıkça başvurması da Kocababa'ya göre yeraltı sularını riske sokuyor. Antalya ölçeği ciddi manada yeraltı suyuna çok geçirgen olan bir zemin yapısına sahip ve yeraltı düdenlerinin çok fazla olduğu, yeraltı haritasının tam anlamıyla bilinmesinin mümkün olmadığı bir kent. Şu an için en azından böyle bir çalışma yok. Kentin belli noktalarında yeraltı suyuna karışan kimyasallar ya da maddelerin kentin bambaşka noktalarında, hatta başka şehirden dökülen kimyasalların bile kentin başka noktalarında denizlere ve derelere karıştığını görebiliyoruz. Asat'ın içme suyu havzalarının korunmasına dair yönetmeliği var ve bu yönetmeliğin bir ekindeki maddeden yerel idarelerin altyapı olmadan sızdırmaz foseptikle ruhsat verilebilmesinin önünü açıyormuş gibi bu maddeden faydalanıp yapı ruhsatlarını düzenleyecek plan notları ya da uygulamalar, plan notları ekleyerek ya da bunları eklemeden bu yönetmeliğin ekini böyle değerlendirip yürüttüğünü görüyoruz. Bu belki bugünün çözümü olabilir. Bunu bugünün çözümü olarak hızlı ruhsat verme, hızlı planlama, hızlı çalışma olarak görüyor olabilir idareler ama bugünün sorunları yarının, bugünün çözümleri yarının sorunları olarak karşımıza çıkabilir. Harita Mühendisleri Odası kamulaştırmasız el atma nedeniyle Antalya'daki belediyelerde oluşan borç sarmalının ve vatandaş mağduriyetinin sonlandırılması konusunda önümüzdeki günlerde bir panel düzenleyecek.